Neyse. Hazır mıyız? Stüdyomuz çok kalabalık. Aşktan ölen tekrar ölmez diyorlar. Kırılan kalp tekrar sevmez diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene, söyle söyle inanayım mı? Oh! Söylesene, söyle söyle inanayım mı? Oh! Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halimi. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sövüyormuş. Oyna! Oho! Yaşımı kurut diyorlar. Coştu deli çılgın durut diyorlar. O gitti bir daha gelmez diyorlar. Söylesene, söyle söyle inanayım mı? Söylesene, söyle söyle inanayım mı? Oh! Hayatı tesbih yapmışım, sallıyormuşum. Adını duydukça ağlıyormuşum. Deli diyorlarmış benim halime. Gelmişine geçmişine sayıyormuşum. Gelmişine geçmişine sövüyormuşum. Oh! Başlıyor, başlıyor. Çılgın şov başlıyor. Hazır olun. Reş olayı geliyor biraz sonra. Bombalar var, bombalar. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalga. Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arka. Gidene dur demeyiz, düşmeyiz biz dalgaya. Ankara'nın bebesi dönüp bakmaz arkaya. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Ulus cebeci çankaya, kardeş deriz kankaya. Bize her yol Paris değil, la bize her yer Ankara. Efendim güzel bir gün daha. Haftanın başı, pazartesi. Hayır olur inşallah. Zaten hayır, çünkü hayırlı bir aydayız artık. Ramazan'ın ikinci güzel günü. İnşallah Allah nasip ederse Ramazan boyunca da bundan sonra da her pazartesi akşamı saatler 23.15'i gösterdiğinde Çılgın Show. Ben ve kabin amirim, ritim grupları gelsin ses. Klavyede Hakan'ım. Gelsin bir saksafon. Yapma dedim. Yaptın Çocuğum be ya.
Yapma derim sana. Çalarsın güzel, oynatırsın beni. Efendim, hepiniz ekranları başına hoş geldiniz, şeref verdiniz bizler stüdyomuza. Yine değerli orkestra arkadaşlarım ve bu işin mutfağında olan, mutfağında bize faydalı olan, asıl bu, bizleri böyle sizlere sunan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama en başta yine sevgili başkanımızın, Mehmet Ali Yılmaz başkanımızın ellerinden öpüyorum. Sevgili Soner Yılmaz Hanım'a teşekkür ediyorum. Sizlerle bizleri buluşturduğu için. Bugün çok güzel, çok bomba konuklarım var. Çok keyifli. Bugün acayip güleceksiniz, çok eğleneceksiniz. Çünkü... bir kere o çok iyi bir programcı bana göre. Bazen hani düşünürüz, acaba karşısında ne yapacağız, ne edeceğiz? Hem çok alçak gönüllü, kibirin ne olduğunu çok iyi bilen, hem de çok iyi bir programcı, hem iyi sanatçı, artist. Hani derler yine, on elinde on marifet, on parmağında işte. On eli yok tabii, on parmak var. Haklısın, Ramazan. Oruç açtık, oruçtan sonra anca bu kadar oluyor. İdare edin efendim. Yok vallahi, sizleri eğlendirmek için bizler buradayız. Çok uzatmayacağım çünkü burada bugün yine saat 12'de gongumuz ve rahatlama odamız var. Rahatlama odasında neler olacak? Kameronlu eski milli futbolcumuz, eski Galatasaraylı, İstanbul Spor, Kayseri Spor... burada forma giymiş değerli futbolcu arkadaşım, dostum Sayıdo burada olacak. Alüminyum, onun da öyle değişik, enteresan bir ismi var ki. Ama öncelikle çok iyi bir Müslüman, çok iyi bir kardeşim, arkadaşım benim, sağ olsun. Ve kimsenin yapmadığı bir şeyi yapacağım bugün burada. Ayak tenisi oynayacağım, bilginiz olsun. Ayak tenisi maçımız var, 2-2. Ben Alişanlıyım. Biz iki Fenerbahçeli olarak artık rakip kim gelirse hiç fark etmez. Hiç arayı uzatmıyorum çünkü hemen direkt bence başlayalım, böyle müzikli, eğlenceli başlayalım. Onun için aslında önce sevgili Aliyum, bence sırf Saydo diyeyim ya, Saydo, öbür türlü çok karıştırıyorum. Önce sevgili değerli futbolcu dostum, hem milli takımda Kamerun'da forma giymiş, hem Galatasaray'da, hem İstanbul Spor, Kayseri Spor'da değerli futbolcu arkadaşım, onunla futboldan bahsedeceğiz, güzel şeylerden konuşacağız. Sevgili Saydo için kocaman alkışlar gelsin, gelsin bakalım, gelsin böyle sesli bir şey gelsin ama. Gelsin sesi, gelsin. Hey! Kardeş nasılsın? Teşekkürler, sağ ol. Sesin çıksın kardeş, ekmek yemedin. Ya. Saydı çok güzel bir dost. Saydı, ne yapıyorsun? Nerelerdesin? Neler yaparsın? Var mı bu aralar bir şeyler? Ya buradayım, İstanbul'dayım. Biliyorum zaten. Florya'da oturuyorsun. Yani, adres de veriyorum. Evet. Yani şey var mı yani, böyle futbolla alakalı bir şeyler var mı? Takım falan, hocalık düşünüyor musun? Ya düşünüyorum da hocanın ziyade işte menajerlik de olabilir. Menajerlik, o yüzden, okey. O zaman beni sat, Alişan'la yani iyi top oynuyoruz biz, biliyorsun. Ya tamam, bakacağım yani. Var, bakacağım. Efendim, kocaman alkışlar, hoş geldin. Seni böyle alayım dostum. Teşekkür ederim. Hemen hoş geldin, şeref verdin. Hemen diğer konuğumu davet etmek istiyorum. Çünkü bol bol müzikle eğlenceli gideceğiz. Dedim ya, yüreğe çok güzel bir adam. Bir kere her şeyden önce kul hakkını ve kibiri bilen bir insan. Sağ olsun beni de kırmadı. Aslında beni değil, Yağız'ı kırmadı yalnız. Yağız'ı çok seviyor. Benim ufaklığı çok seviyor. Hatta kızdı Yağız'a, sen niye yoksun, ama uyku saati olduğu için gelemedi. Ama Alişan abisine, o da çok büyük hayran. Biz gibi, biz onu çok seviyoruz. Sağ olsun bizi kırmadı. Hem iyi bir programcı, hem iyi sanatçı, hem iyi bir abi, iyi bir dost, iyi bir kardeş. Kocaman alkışlar sevgili Alişan için geliyor. Ama bir dakika, şarkısıyla alalım diye düşünüyorum ben. Şarkıyla alalım hocam. Şarkı gelsin. Ne olursunuz, şarkı gelsin, öyle yapalım. Gelsin şarkı. Teşekkürler. Eyvallah. Ağzına yüreğine sağlık. Güzel insan. Oturalım. Ya sunarken nasıl sunacağım diye şaşırdım vallahi bak. Her şey var çünkü. Hayır, biz de içeride Saydo'yla şaşırdık. Saydo diyor ki seni çağırıyor galiba, ben diyorum ya. Senden bahsediyorum. Bir ondan bir benden bahsedeyim. Direkten döndüm işte, karar veremedim. Bir adım o attı, bir adım ben attım, bir adım o en son. Ya şimdi sen çok antrenmanlısın. Her sabah program yapmak kolay değil. Her yiğidin, her baba yiğidin harcı değil. Ben en başta şeyi soruyorum. Sabah o saatte uyanmak nasıl bir şey ya? Artık alışıyorsun. Kaçta yani uyanıyordun? Sabah işte 7'de uyanıyoruz. 8'e kadar anca kendime geliyorum. 8'de yola çıkıyorum. 9'a doğru oradayım işte. Trafik tabii falan sıkıntı oluyor muydu? Bayanlar onların Çağla kaçta uyanıyor falan acaba? Yani o kaçta, en az 5-6'da kalkıyor. O da aynı saatte uyanıyor. Ya, ama onun makyajı, tabii bayanların makyajı biraz daha fazla sürdüğü için. Onlar bir biraz daha önce orada olmaları gerekiyor. Bir de şey var, hani her sabah izliyorduk seni.
hep pozitifsin. Hep pozitif. Hani hiçbir moral bozukluğun olsa, canın sıkılsa bile hiçbir şey taşımıyorsun oraya. Yani bu profesyonellik gerçekten. Aslında çok fazla taşıyamama şeyi yok bende. Yani inan beni mesela tanıyanlar, arkadaşlarım, dostlarım falan onlar anlar. Hatta beni bilenler yani beni takip edenler mutlaka anlar. Hani moralim kötü olduğu zaman, canım bir şeye sıkıldığı zaman mutlaka belli ediyor işte, musun? Mutlaka belli ederim. O maalesef o şey yok bende. Yani şey yapamıyorum hiçbir zaman. Benim 17 yıl oldu. Bu sene 18. yıla gireceğim. Maşallah. 18 yıldır maalesef ekran önünde farklı, arkasında farklı o artistik pozu bir türlü onu şey yapamadım yani. Onu oturtamadım. Ben ya profesyonellik Allah'a şükür her anlamda var. İşime de çok saygılıyım. Ve çok da seviyorum işimi. Severek de yapıyorum. İşimin gerektirdiği her şeyi de yaparım ama o oynama kısmını beceremiyorum. Yani moralin bozuksa mutlaka onu yansıtıyor musun? Tabii ki komple yansıtmam ama. Hayır yani. Ama mutlaka anlarlar. Anlıyor. Anlarlar. Bugün Alişan'ın keyfi yok diyorlar. Keyfim olmadığı zaman anlarlar evet. Allah seni hiçbir zaman keyifsiz yapmasın. Amin amin. Çünkü çok güzel. Hepimiz inşallah. Bu arada Ramazan'ın yani. Üçüncü günü bitti değil mi? İkinci günü ve evet. İkinciyi bitti. İki değil ya. Üçüncü günü mü olduk? Cumartesi tuttuk. Cumartesi pazar pazartesi. Aa pazartesi değil mi bugün? Ben iki dedim ha. Üçüncü günü ben biraz su içeyim abi. Herkese bir kez daha ben TVM ekranları ve senin aracılığına hayırlı Ramazanlar dileyim. Ben Ramazan'da hani birçok programa davet edildim. Çıkmıyorum. Allah razı olsun. Yani biliyorum. Belki işte söz verdiğim biri daha var. O programa çıkacağım. Ama sana buradan da teşekkür edeyim. Seni sevenlere de. Biz ne zaman çağırsak senle. Her zaman. Eşinle de geldin. Çok da güzel programlar yaptık. Evet. Ama ben buraya bugün yaz için geldim. Özellikle. Söyledim zaten. Özellikle yaz için geldim. Yazda da telefonla konuştuk. Dedim sen yoksan ben gidiyorum dedim. Ya inanılmaz seviyor babam seni. Babam getirmedi yani, dedi. İnanılmaz seviyor. Ya işte bu saat çocukların uyku saati ya. Ona bak Yağız'ım ne diyor? Alişan abim diyor ki kesinlikle Yağız'a bir program yaptırmak lazım. Kesinlikle. Yapar biliyor musun? Sen tanıyorsun değil mi Yağız'ı? Ya, ufaklığı biliyor musun? Böyle bir şey onun yok. Onun o çocuklar çok çok neşeli ya. Geçen sefer şey gördüm ya. Saydo'nun da acayip güzel çocukları var. Aa bir gör. Çok fenalar. Üç tane. Ya abi başlasın. Cünnemizde ya. Çocuklar yani zaten onlar için mücadele ediyoruz. Çok güzel çocuklar. Seninki maşallah yani. Yerinde durmuyor. En son biz seni gittik ya. Baba nereye falan bana götür, beni götür lütfen falan diyor da. Çok güzel yani. Allah, telefonu Allah kapatırken şey diyor ya Allah'a emanet ol abicim diyor. Ya böyle bir ya işte çocuklarımıza ne öğretirsek eğitimde böyle güzel. Şimdi değerli Aliş Hanım'ın çok güzel bir veteresi var. Birkaç veteri hazırladık. Tamam. Hem Saydo ile alakalı hem seninle alakalı. Bu arada sevgili Özlemciğim, Cihancığım bizim dedim ya ekibin arkasında olan bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Ayşegül Hanım, Elvancığım hepsi harıl harıl çalışıyorlar böyle. Çok güzel bir vetere hazırlamışlar. Önce seni küçük bir tanıtım var böyle eskilerden bu yana. Sonra da çok komik vetereler var. Tamam izliyorum. Efendim izliyoruz. İzledikten sonra buradayız. Küçük yaşlarda ailesi tarafından yeteneği keşfedilen Alişan, güzel sesiyle çok kısa zamanda dikkatleri çekti. Birçok albüme imza attı. Gerçi çocukluk hayali olan pilot olamadı ama başarılı yorumları, sempatik tavırları, efendiliğiyle çok kısa bir sürede Türkiye'nin en çok sevilen sanatçılarından biri oldu. Sesinin yanı sıra birçok film ve dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda iz bıraktı. Gelin sevgili Alişan'ın dillerden düşmeyen bazı şarkılarını ve filmlerini bir kez daha anımsayalım. Abi Rıza buralarda mıdır? Bir şey soracaktım da. Sultan, senin ne işin var bu a**ında? Ne yaparsın sen? Abi ben yanlış anlarsın be Ferah. Müsten değildir. Benim ilkokul arkadaşım. Kalbim ellerim. Vurma yerden yere, sen hep kal benimle, gitme hiçbir yere. İkimize birden yükleniyorlar ama sen ağlama.
Sevgili Alişan, gönüllere taht kurmak kolay değildir. İyi ki varsın. Seni seviyoruz. Şimdi söz Çılgın Sedat'ta. Aç kalbini, ben geldim bir kez, yemin ettim seni sevmeye. Aç kapıyı, ben geldim geçmişte ne varsa silip geçmeye. Aç kalbini, ben geldim bir kez, yemin ettim seni sevmeye. Bak ya şöyle, Varre'yi ilk Türkiye'ye geldiği zaman, evet, 99. Hep dinlerdim. Ne biçim patlamıştı o ya. Bir o şarkı var, bir de şey var. Ahler mi? Yok ya, Sezen Aksu'nun şeyi var. O zaman iki şarkı dinlerdim. O zaman ikisini seviyordun. Ahler'i da yani başkanımız istedi. Okuyacağım. En çok sevdiği eserlerden biri. Sevgili başkanım, onu canlı okuyacağız zaten, canlı okuyacak. Fakat çok komik bir şey oldu. Bir kere Dilber Ay'ın başına gelmişti. Ne yapıyoruz falan, interkomdan şimdi bir yandan da dinliyorum. İlk defa interkomda çalışıyorum. Hep genelde hani stüdyo içinde çalışırdık falan böyle. Diyor ki, dedim ki hangimiz şarkı okuyor? Ben mi okuyayım dedim. Yok, Alişan okusun. Alişan ayakta zor duruyorum dedi. Dedim ne diyorsun sen ya? Ne var? Hayır şarkı dedi ayakta zor duruyorum ya. Aklımı aldınız benim ya. Gelsin ayakta zor duruyorum, ben dinleyelim hocam ben. Bir hareket şarkı. Sağ olun üstadım. Hiç de alakası yok ki ayakta zor duruyorum ben. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Ağzına sağlık ya. Beğendim mi? Vallahi çok güzel. Abi her zaman hala yaşlanmadı ya. Ne yaşlanacak? Daha genç yani. Sen ne de öyle. Daha? Vallahi sen Alişan var ya. Gelmedi ki. Aynı yaştasınız aşağı yukarı. Yok, şu anda tamam. Yok da. Senden küçük. Benden 2 yaş küçükmüş. 78 lo, ben 76 diyeyim ama şu anda hem fiziği... 3 çocuğu var. Aynen öyle, evet. Ya abi erken bıraktım da biliyorum, ben bile bıraktım. Erken bırak. Ama erken hala bıraktım. Oynar. Biz oynuyoruz ama aramızda. Oynar. Futbolcu dostlarımız var bizim. Sevgili Erkan Engin. Yine eski Galatasaray'dan ve Papen Mustafa. Onlar da buradalar bugün, izlemeye geldiler. Halı sahada oynadığımız dönemde. Kamerun'dan şey Türkiye'ye yani uzanan yolculuk nasıl başladı? Yani nasıl buraya geldin Saido? Hani nereden, kim çağırdı seni, ne için geldin? Ya abi şöyle, ben biliyorsun zaten başlangıç mahalleden başladık. Hı hı. Çocuklar gibi. Öylesini hı hı ta milli takıma yükseldim mesela. Ümit milli takım kaptanı oldum o zaman, o bir dönemde. Milli takım olunca yani şöyle oldu. Bir oyuncular izlerken bir maçta, o kasette yani. Oradan işte beni izlediler, beni beğenmişler. Bu kaptan kim oldu falan filan, onu da getirelim dediler. Öyle bir şey geldim. Bir de nihayet İstanbul Spor'a geldim. Aykut Kocaman'la mı ilk çalıştın? Ya o zaman Ziya Doğan var. Ziya Doğan. Sonra Kayseri'ye mi transfer oldun oradan? Ya oradan 5 yoksa... yıl işte benim güzel dönemlere geçti İstanbulspor'da. Oradan Galatasaray'a geçtim. Yani 2007 miydi? 2004'te. Galatasaray'da 2004'te. Unutamadığım maçı, Galatasaray Fenerbahçe maçı, kırmızı kart görmüştüm. Yapma ya. Şey Cüneyt Hoca şimdi Dünya Kupası. Kaç kırmızı kartın var futbol hayatında? Abi kaç tane var? 3 tane var yani. 3 tane. Fazla. İyi ama yani demek ki Fenerbahçe maçında. Bize yaptırıyorum, biz o maçı aklını alacağım seni, görürsün. 2-1 almıştık. Fenerbahçe maç bence kırmızı kart, yani kırmızı kart değildi. İkinci sarı kart. Ama unutmamış yani, bakar mısın? Unutur muyum? Ya Alişan unutmaz çok, abi. Çok iyi bir ama o sene mesela Denizli'den şampiyonluk olduk ya. Onu da unutmuyor. O yüzden unutmuyor yani. O sene mi şampiyon olmuş? O sene ya. 16 dakika uzatmalı olan. Aynen öyle. Ben hayatım boyunca unutmadığım maçtır. Çünkü Mersin'den İstanbul'a gelirken Adapazarı'nda ya, araba acayip motor bir sardı, maç yatak ya sardı. Acayip motor yani. Motor gitti, yatak böyle sardı, orada bıraktım arabayı. Böyle bir şey, böyle bir maç yok ama. Böyle peki bir şeyi çok merak ediyorum. 16 dakikada ne yaptın abi? 16 dakika yani o kadar şansız resmen... Vallahi, ne bileyim, Allah istemedi. 54 yani de olsa işte o istenmedim oldu. İşte o topun yani, topun canı var ya da topun canı yok derler ya, o topun canı var galiba. Canı istemedi o topun. Yani. Dua ettik abi, ne yapayım. Peki bir şey söyleyeceğim Saido. Sen Türkçeyi yani biz gibi bize yakın çok net güzel konuşuyorsun. Evet, güzel konuşuyorsun. Yıllarca Türkiye'de yıllarca 8 sene 10 sene futbol oynayıp ama bir kelime doğru düzgün Türkçe konuşmadan gidenler var. Evet. Futbolcular. Hani günümüzde yaşıyoruz bunu, hala var. Neden konuşmuyorlar? Yani sen neden konuştun? Türkçe zor değil miydi sana? Ya açıkçası Türkçe zor yani. Gerçekten. Canım, ama ben şöyle öyle düşündüm yani. Bir ülke yaşarsan o zaman mecbur yani. O dil, bir insan bir
bir insan diyorlar zaten. O yüzden sonuç onu kazandığım için mutluyum. Ama şöyle diğer yabancılar da konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar neden? Değil. Biliyorlar şöyle, da konuşmuyorlar. Biliyorlar ama fazla konuşmuyorlar. Neden? Şöyle. Bunun bir sebebi var mı? Ya kime mesela sempati istiyor, kime mesela yanlış söylememekten tercüman kullanıyor. O anlamdan yani. Yoksa anladım. Çoğu yabancı oyuncular, Alex'ler olsun, Hacılar tabii, olsun, Alex. Hepsi. Türkçesi bayağı iyi yani. Yani futbolcu arkadaşlarla beraber Türkçe konuşuyorlar. Ama televizyon başında yanlış söylemeseler bile... İnanılmaz futbol aşkı var. Gece saat 2.30'da ara, maç vardı. Her şeyi bırakır koşar. Bugün bizim Erkan diyor ki, sevgili Erkan Engin, futbolcu arkadaşım telefonda, megafon da açık tamam mı? Onunla konuşuyor diyor ki, Saido diyor, akşam güzel bir maç var diyor. İstersen diyor, yine bizim Metinler falan, iyi bir maç var, iyi kadro var falan. Ya kaçta ya maç diyor. Ya doymadık işte, o yüzden. Şimdi bizim Reşo dayımız var. Bu hafta Reşo dayı çok ihtiyacım oldu. Telefon açtım, eve geldi. Az sonra burada da zaten canlı yine mutlaka yanımıza takılır yani. Bugün çay may hiçbir şey getirdiği de yok gerçi ama neyse yine onun cezasını çekecek. Abi geçen ihtiyacım oldu, Reşo dayıyı aradım, çocuklar evde. Dedim ki Reşo dayı 2 dakika gel şunlarla 2 saat ilgilen Yağız'la. Bir de misafirimiz var işte kayınvalidemler, baldızım geldi. Onun küçük kızı falan. Ya 2 saat çocuklara bakacak. Bizim çocuklar da uyu de uyur, uyan de uyanır. Öt de yatar, öt de kalkar yani öyle çocuklar. Eğer hazırsa Umut'cum bir VTR'mizi izleyelim. Bak Reşo dayı nasıl ilgilenmiş çocuklarla, nasıl. Çocuklar yaramazlık yapmak yok, tamam mı? Ben Reşo dayınızı arayacağım. Reşo dayı gelsin. Birazcık o sizle ilgilensin. Çünkü benim çok önemli bir işim var. Bir yere gideceğim, tamam mı? Sizler de yaramazlık yapmayın. Gelin bakayım yanıma ikiniz de. Gelin bakalım buraya. Gelin bakalım yanıma. Gel bakalım Yağız. Alo Reşo dayı. Ne yapıyorsun? Nasılsın canım benim? Sana işim düştü acil. Acil bize gelmen lazım. Yok yok, adama gerek yok Reşo dayı. Sen lazımsın. Acil bize gelmen lazım. Evet. Hemen gel, sana çok güzel sürprizim var. 2 tane hem de. Harika. Bekle. Gel de gör gülümü. Gel de gör. Yağız, gel bir şey söyleyeceğim. Gel yanıma şimdi. Gel bakalım, gel. Yanıma, çabuk. Gel. Şimdi gel yanıma. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Reşo dayı gelecek buraya, tamam mı? Reşo dayıyı çağırdım ben. Reşo dayı, bana bak bir şey söylüyorum. Reşo dayı gelecek buraya şimdi, tamam mı? Siz onunla oynayın, eğlenin, istediğiniz yapın. Reşo dayı çok şeker adamdır, çok keyifli adamdır. Sizi atçılık oynarsınız, fıkralar anlatır, hikayeler anlatır. Yaramazlık yapmayın ama çok fazla, tamam mı? Üzmeyin. Serdar, hayırdır kardeşim? Ben gittim, geldin, hoş geldin. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın Reşo dayı? İyi, hayırdır, bir şey yok. Ya sana 2 sürprizim var dedim, çok önemli. Benim için çok değerliler biliyorsun. Fransa'dan misafir geldi bize. Evet. Yağız'ın kuzeni geldi. Bak bizim çocukların ağzı var, dili yok. Şşt de otururlar. De kalkarlar. Uyuyoruz de uyurlar. Sana 2 tane sürprizim var. Bak! Senden ricam, çocuklar sana emanet, birkaç saat işim var, hemen geleceğim. Uf desen uyurlar, uf desen süt orada, meyve suyu var, yemek var, her şey var. Sen kralsın, yaparsın, aslansın. Sen. Allah razı olsun. Seni seviyorum Reşo dayı. Görüşürüz. Uslu var he, iyi iş atın. Baba oğlum. Ay benim gitti benim. Ya bu ne kadar lan ağırmışsan oğlum sen ya. Hadi oğlum, hadi. Deh deh dül dül, sen dürdüsün ben dül. Deh deh dül dül, sen dürdüsün ben dül. Sedat bunları bıraktı başıma. Sen elbet birazdan gelirsin.
Lan! Bittin de vedasız adam ya, ne biçim uçaksız ya? Al yavrum, al yavrum, yavrum çocuğum ye, ye. Ye şurayı, ye şurayı. Ha? Ye şurayı. Bundan mı? Ne ki lan bu? Güzelmiş ha. Ne bu? Bu köpek, efendim? Ne ki bu? Köpek maması. Lan sakat sen onu. Ne oldu oğlum? Bir iki dakika bir rahat bırakmaz. Bekle, bekle, bekle. Sedat, Sedat, şarkı Türkiye'de. Ahle yar yar demişti. Bir dakika tamam. Nasıl Alişan okuyacak? Ahle yar yar yine başımda sevda.
Tarzan gibi değil baba, bir dakika. En azından şeyi kaptan. Ah ne yar yar. Bunu istiyorum senden. Ah. Ha bir dakika pardon, Varya'yı biliyor. Biliyordu değil o mi? O şeyi biliyor. Varya siz, o mu? Siz alabilir mi? Varya sevdamı dağlara yazarım. Varya gözümü kırpmam yakarım. Varya aşkına ömrüm adarım. Varya ben varım. Varya sevdamı dağlara yazarım. Varya gözümü kırpmam yakarım. Varya aşkına ömrüm adarım. Varya ben. Onu biliyor en azından. Yani o kadar. Yani... Başka Türkçe ne biliyorsun, hangi şarkı? Bildiğin bu son zamanlarda dinlediğin. Abi son baya dinlemedim ya. En son şey. En son nerede kaldı? Peki tamam bir dakika. Ya Fransızca bir şarkı okumuşsun sen. Ne diyeyim? Gerçekten benim Sezen, sadık yarım kara Sezen toprak Aksu'nun, falan yok mu? Sezen Aksu değil mi? Sezen Aksu'nun şarkıları işte. Severim. Ya geldiğim dönemde onu şey dinliyordum. Biz düşünelim tamam, bir Ahliyar dinleyelim bence. Sevgili Alişan'dan Ahliyar dinleyelim çünkü başka da çok. Tamam o zaman. Sen gitsin, ellerinden öpüyorum. Biz de. Ah silahı gibi cehennem.
Söylenmemiş türkümdür sen. Unutmam seni, unutmam seni. Galatasaraylıyım. Yaşa dayı hoş geldin. Yaşa dayı hoş geldin. Galatasaraylıyım. Öyle mi? He. Atadan dededen yine biz Galatasaraylıyız. Geçen geldiğinde öyle de miydin? Bugün ne yani futbolcu gördün. Ne zaman Galatasaraylıyım ben? Yalancı. Canım iyiyim. Hoş geldin. Neyse. Ya Yağız hiç üzmemiş seni değil mi? He canım. Bir köyden gelirken böyle başıma gelmişti bir de Yağız'la. O zaman maç ben var. Ben bakamam var. Çocuk değil. Yani şey etmişler onlar, spor yapıyorlar benimle. Ağzı var, dili yani, yok ya. He canım da ağzı var. Dile, ağza dile gerek yok zaten. Gerisini yani bilirler. Şimdiki uşaklar ne? Biz eskiden kokor dediler mi korkardık. Öcü gelir dediler mi tamam bıraktık. Aşağı giderdi. He. Duydun mu? He. Reşo dayı. Tırsım geçsen biz hep çık. Neydi Reşo dayı? Ne geldi? Rahatlamak. Neydi? Ne rahatlama şey mi? He. Dövüşecek miyiz? Yok. Neydi? Neydi bu? Neydi? Rahatlama odası zamanı. Rahatlama odası. He. 2 dakika. Sen 2 dakika otur yok. Tamam siz. Gel de. Otur hele. Tamam. Otur dinlen. Otur sen bir şey. Ben şeyi anlatacaktım da neyse sen git. Anlatırsın. Ha bu neydi ulan? Aslı yazmış. Bu yakınlarda seni sinirlendiren, kızdıran biri oldu mu Saydo? Yani böyle hani hakikaten çileden çıkartan biri oldu mu? Çok yakın zamanda. Yani böyle hani bir şey olmuştur da çok seni sinirlendiren birisi oldu mu bu yakın zamanda? Abi ben genel olarak zaten sinirli olmam ya. Hep sakinsin. Vallahi hiçbir kızdığın kimse yok. Peki futbol hayatında haksız yere olur ya yani oyundan kesmiştir bilmem ne falan filan. Aklında olan ismini açıklamak zorunda değilsin. Var mı? İlla ki vardır. Vardır. Sana Söyledim yanlış mi? Yapmıştır. Futbolcu mesela kırmızı kart niye gördün? Hatırla o günleri. Ya niye seni gördüm? Seni kim kızdırdı? Ya ne bileyim ya şey... Ne oldu nasıl kızdın? Ya şeyden olmuş. Çıkar şimdi ceketi yavaş yavaş anlatacağım ben sana. Niye kızdın? İyi hatırla şimdi tamam mı? Yok ya şeyden nasıl oldu. Kızdın? Ne bileyim Ciner Hoca'dan kızdırdı beni ya. Ama ya isim de verdin yani. He? Tamam. Şimdi 2 dakika seni alıyorum. He. O gittiğimiz yerde müziğimiz gelsin alttan arkadaşlar. Gittiğimiz yerde o kızdığın insan duruyor tamam mı? Şimdi düşünsene Saydo. Evet. Burada karşında o var. Ve elleri, kolları, ayakları bağlı. Hiçbir şey yapamıyor. İt elini. İt. Hiç eldiven takmadın mı Saydo? Tamam şimdi, tamam zaten. Saatine zarar gelmez. Rahat ol. Şimdi karşında o var tamam mı senin? 45 saniyede zamanın var. Hiçbir şey yapamaz. İşte bu o seni kızdıran insan. Ya, bu var ya. Bu var ya. Seni delirten insan işte. Bu var ya bak sana neler yaptı bu var ya Saydo. Sana neler yaptı bu var ya. Bu işte. Rahatla Saydo. Hızır Saydo. Saydır ona Saydo. Saydır ona. Bu yaptı bu. Bu yaptı bu.
Bak burada işte. Bu sana söylüyor. Bu. Saydo bu diyor. Burada Saydo. Saydo'ya karateci çıktı başımıza. Bir dakika dur ya. Ya bir şey söyleyeceğim Allah'ını seversen. Seni sinirlendirene sen böyle mi yapıyorsun? Ya ne ya? Abi ben boksör de değilim boksör ya. Boksör değilsin tamam boksör değil. Seni kızdırmış bu anladın mı? Sinirlendirmiş bu böyle tamam var ya. Tamam abi bak baksana ya vurduğum zaman şeye kadar gidiyor zaten. Rahatladın mı? Yorucu ya boksörcüler helal olsunlar. Boksörcüler mi? Evet. Boksörcüler boks helal yapanlar, olsun size. Boks yapanlar helal olsunlar yani. Yoksa canım. Efendim reklam dönüşünde... Bilmiyorum Alişan kime sinirlendi, kime kızdı ama zaten daha başlamadan önce Ferah abi dövdü bunları. Fena patakladı. Reklamlardan sonra görün Alişan dağıtacak burayı yemin ederim. Alişan kime kızdın bir dakika? Kime sinirlendin? Şu an yayında mısın? Kime sinirlendin? Yayında mıyız? Evet, kime sinirlendin? Hangi kamerada? Hangi kamera? Gel kamera, bu kamera. Kime sinirlendin? Söylesene. Valla kimseye sinirlenmedim uzun zamandır. Ya bir düşün ama. Uzun zamandır sinirlendim. En son böyle... Tabii ki sinirlendiğim. Var ya insanlar. Hani. Ama ben... Var ya işte. Ama ben şeyli değil, kavgayla... Şiddeti sevmiyorsun tabii ki ama. Ben... Ama düşün yani, şurada var böyle seni o kızdıran var ya, hakkını yiyen var ya. Var ya, gaza getireceğim işte o. 45 saniye rahatlama zamanı. Başlamıştır. Saygılar. Benim sağım, gelsin müzik. Sağım öldürür, solum süründürür yani. Vay vay bir vay. Bir tane yeter. Neşe dayı tutmak ister misin? Yardımcı yok, ol. Tut. Yok ben öyle uzaktan iyi seyredeceğim. Evet Alişan da. Önce dövüyor musun? Adı yok mu? Önce severim. Döv onu. Önce seviyorum sonra döverim. Vur onu. Bak sana neler diyor, sana neler diyor. Var ya kafanı gözünü yaracakmış senin bu var ya. Kafanı gözünü kıracakmış. Lan onu şey yapalım. Kafanı gözünü yaracakmış. Dur bir dakika dur. Var bak ya. Şimdi. Ben tekme daha çok seviyorum ya. Tamam dur. Tekme at. Biraz daha yan yat tekmede. Biraz daha. Evet olacak yani şöyle dön. Dön ver bakalım. Şey var ya. Öbürü de. Evet işte oydu zaten seni kızdıran. Rahatla baba. Kimsin lan sen? Kimsin sen oğlum? Sen kimsin oğlum? Alişan lan tanımayın mı sen oğlum? Güzel şey yaparım. Rahatla. Rahatla şimdi işte. Şimdi rahatlama zamanı. Beni 20'den oynatman lazım Alişan. Oynatman lazım beni. Oynatma hiç güçlü gelmiyor. Ne zaman vuracaksın yar mı? Ay yapma. Yeter ya çok. Evet çok dövme. Biz şeylerimizi yine asla değiliz ama. Şiddetle işte çözmüyor. Şiddeti burada atıyorsun zaten. Burada rahatlıyorsun. Ben ok, ok atalım ok atalım. Bu Yağız'ın hediyesiydi. Saydo. Saydo'cum gelir misin böyle? Bu da Yağız'ımızın. Her Galatasaray maçı yapacağız. Penaltı atalım Saydo'yla. Penaltı değil. Aa şimdi. Hiç yapmadığımız bir şey yapacağız. Tamam. Penaltı atalım. Reşo dayı. Gel. Hele otur gel. Reşo dayı seni asla almam yani. Bak hiçbir zaman yapılmayan ekranlarda canlı yayında. Evet. Abi biz burada şimdi canlı canlı ayak tenisi oynayacağız. Reşo dayı sen de hakemsin. Aynen öyle. Reşo dayı otur hakemsin. Şey. Ben Alişanlıyım. Saydo'ya da benim eski Galatasaraylı futbolcu arkadaşım yine Erkan Engin geliyor. Biz ikimiz iki sanatçı iki... File var mı file? File yok abi fileyi boş ver. Abi canlı yayındayız. Jimmy Jeep'i buraya istiyorum abi. Jimmy Jeep'i buraya doğru çeker misin? Jimmy Jeep'i yok yok. Erkan bir şey diyeceğim. Gibi. Jimmy Jeep'i böyle al. O hemen. Zor olur. Canlı yayında. Penaltı çekişelim. Hayır penaltı çekişelim. Harbi o zor bu abi bunu yapacağız. Niye zor olsun? Sen teknik adamsın. Erkan'ı istiyorum. Evet. Erkan gelecek. Jimmy Jeep'i böyle alabilir miyiz? Gel abi. File gel abi. Olsaydı top ya. Nerede? Evet işte file yok. Top nerede? File olsaydı fileye ya. Gerek yok abi bak işte bak şimdi. Nasıl? Ne yapıyorum? Türkiye'de ilk bu. Gel 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 Erkan'ım gel. Batlı hoş çekelim. Geldin. Canlı yayında abi. Bunu kimse yapmadı ya böyle bir şey. Erkan'ım bu arada mikrofonumuz açık. Erkan'ım hoş geldin. Hoş gördük.
Erkan da bizim eski futbolcu abi, arkadaşımız. Sağ olsun. Aşık. Kazandığımız zaman nasıl olur böyle? Bizim bu çeyse masamız, sehpamızı da sağ olsun hediye etti, bana yaptı. Şimdi gel abicim bir gel. Bak bunu kimse yapmadı biliyor musun? Böyle bir şey yok. Başkanım, Mehmet Ali Yılmaz başkanım görecek diyecek ki ulan ya bu adamı kovun, bana sırf zarar mı bu? Biraz daha ileri. Evet, file bu. Tabii canım. Top mop değerse ama yazık. Okan Bayülgen görecek diyecek ulan adama bak. Abi biz çok zengin, Allah'a çok şükür. Hayda bunlar Jimmy'den de olacaklar. Ha? Yani file yapıyoruz. Çok güzel mi? Ya Jimmy Cip de Sedat. Yok da bir şey söyleyeceğim bu ayak. Bir şey diyebilir miyim? Ha söyle. Ya burada milli takımın borcusu Papen Mustafa. Yok sen oynayacaksın. Papen Mustafa da olur ama sen oynayacaksın. Yok öyle. Tamam mı? Çok az daha gelmesi lazım ileri dedim. Ya bu çok yüksek bak. Jimmy'yi biraz indirelim abi. Biraz Jimmy'yi indirelim. O yüksek ya. Yani öyle değil. Çok yüksek bu ya. Buraya yüksek kaldı. Harbiden tehlikeli bir iş yapıyor. Hiçbir şey olmaz abi. Gel bu işten vazgeçelim. Hiçbir şey olmaz. Atalım. Tamam mı? Bence şu anda bütün... Ver abi topu. Şu an bütün rejit teyakkuzda bak söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Az daha ileri gelmiyor mu bu? Bu kadar. Tamam peki. Tamam bak, bak kameraya burası. Kameraya top, bu kamera kaç para? Hiçbir şey olmaz abi. Başkanımın canın sağ olsun. Başkanım. Başkanım bağlanır şey telefonla bize söyler. Heh tamam. Biraz şey olsun. Çünkü kurallar ne? Reşo. Kuralları söyle. Kurbanlık koyun kesecek gibi kamerayı ne yapıyorsun abi sen? Ne olur ne olmaz. Ben ona sahip çıkayım kardeş. Tamam peki. Bak bir de biz yani onlar yine daha iyi ama... Sayıyorsunuz abi 3 dakika. Abi biraz şey olsun ya. Biraz Jimmy'nin böyle yerimiz yok yani burada. Bence de bak bir şey diyeyim sana. Şokan diyorsun. Abi gel bunu yapacağım ben ya. Bak bir şey diyeceğim. Bu işten dönelim biz penaltı atalım. Abi penaltı atacağız. Bunu yapalım. Hayır bu adamları bulur. Burada gösterelim tekniğimizi ya. Gel acı gel. Hazır mıyız? Çok az böyle gelmiyor mu Jimmy ya? Çok az böyle kaymıyor mu? Kayar. Tamam bu. Haydi rukup tak Cemile. Bu kadar kayıyor. Tamam peki. Hazır mısınız? Ne oluyor? Papen Mustafa niye geldi? Acı. Tamam başlamadan bir şey söyleyeceğim. Söylemek bana istiyorum. Bana bak. Bu, tamam. Abi şey oldu ya. Yeri yok ki burada. Yer kalmadı ki burası. Ayakkabıları çıkartalım mı ne dersin? Yok böyle tamamdır ya. He? Böyle tamam. Abi onu biraz çek. Pas var. Oh. Eyvah. Tak. Gel. Hazır mı? Ya ama baksana ayakkabılara bak hacım ya. Üç baş. Üst baş yap. Üç. Aa. Bir daha döneni var. Ne oldu şimdi? Başla. 1-0 öndeler. Başla. Abi orada... Kaça bitti? Bu böyle bitmez. 1-1. 1-1. Ama pardon. 2-1. 2-1. Kaçta? 5'te bitti. 5'te bitti. Al abi. 2-2. Gel. Yeah. Biz başlıyoruz. Ne? Hep siz mi başlıyorsunuz? Hey! Hop. 3-2 öndeyiz. Bizde. Tamam. 3-2 öndeyiz hacım. 3-2. Kabul 3-2 ediyoruz. 3-2. Pardon. Çok güzel. Oynar. Dönler. Çık. He. Al. 3-3. Oyna. Aa, 4-3. 5 olan kazanır. 5-5. Tamam. Maç sayısı. Kabul ediyoruz. Maç sayısı. Evet. İkisi de yalnız eski milli futbolcu biliyor musun? İkisi maç de. Sayısı. Biri Türk, biri Kamerun. Smaç. Oyna. Evet. At. Smaç yap. Yap. Güzel olsun hacı. Bitti. Ne oluyor ya? Gel. Serbest mi? Gel. Sakin. Out ama. Ne oldu? Hakem yok mu orada? Bak hakem lan var orada. Aldık. Out değil mi? Ne oldu? Out değil mi? Out mu? He. Out. Orası out. Bak kamera bile çekmiyor burada ya. Oynar. Yani. Evet. Hadi hocam. Üç pas oynayın ya. Bir daha. Sen de. Gel abi gel.
Bir saniye, bir saniye dur. Bir şey hareket edeyim. Bir dakika. Yok 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 yapacak size ya. Ne yapacağız? Dur abi hareket edeyim bir tane. Ya o şey o... Tamam, tebrik ediyoruz kardeşim. Evet, görüşürüz. Tebrikler. İyi maçtı ama. Görüşürüz, sen gel baba gel. Biz yani Jimmy'nin birisi Türk Milli Futbol Takımı'nın eski... Abi tebrikler. Onlar. Alişan'la Çılgın Sedat çıldırttı bunları. Dağıttık bunları, dağıttık. Sıradaki gelsin bize. Gel gel. Başkanım senin için. Sıradaki ya gelsin. Sen... Primleri açıklayın bize reklamlardan sonra. Primleri açık. Ramazan'a girmiş durumdayız. Üçüncü günümüzde. Rabbim bir daha tekrarlarını inşallah bize göstersin. Çok fazla mail alıyoruz. Çok fazla istek alıyoruz. Bu arada bugün hiç telefon bağlamadık. Çünkü bol bol programda türküler, eserler okuyalım diye. Eğlence, keyif olsun diye. Fakat çok istek var. Güzel bir ilahi okuyacağız. Bugün Ramazan. Hayır, bereket günü. Hepimize tekrar hayırlı Ramazanlar olsun. Sevgili Süleyman İnce, benim güzel dostum, hepinize armağan olsun. Sizleri seviyoruz can arkadaşlarım. Medine'ye varamadım. Alişan. Medine'ye varamadım, gül kokusu alamadım yar. Ben Resul'e yaralıyam, yaralıyam.
açar yaram, 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 yaram. Hacer-ül Esved'in taşı akıttın gözümden yaşımı. Hacer-ül Esved'in taşı akıttın gözümün yaşı. Vurulmaz Resulün eşi yaram, 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 yaram. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Yani şimdi bazen şey yapıyorlar. Tabii ki bizler sanatçıyız. Bizim hayatımızda her şey var. Bizler ilahi de okuyoruz. Bizler herkes hani hepimizin kendinedir. Dedim ya ben mesela Saydo'yu çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir Müslüman. Sağ olsun. Allah razı olsun. Bugün de beni kırmadı. Sağ olsun. Geldiğin için teşekkür ederim tekrar hem sana hem Alişan'a, ama programımız tüm hızıyla devam ediyor. Daha çok isteklerimiz var. Yarım saatimiz kaldı. Son yarım saat. 40 dakikamız kaldı. Ondan sonra da sahura Allah büyüklüyorum ki. Sahur. Hazır bu kadroyu yakalamışken güzel bir sahur beraber yapsak. Var mı bir yere gideceğim mi sahurda? Sahur yani annemler bekliyor. Tamam o zaman. Bir dakika. Annemizin ismi neydi? Sahur değil, bir iftar yapalım. Tamam, annemizin ismi Suzan. Suzan anneciğim. Yemeğe o zaman biraz çok kalabalık değiliz gerçi. Gel kardeşim. Anneciğinin de bütün annelerimize armağan olsun ilahilerimiz. Şunu söyleyeyim. Kaç senedir yaza denk geliyor mübarek Ramazan. Evet. Ve her sene şöyle bir şey var insanlarda. Diyorlar ki işte çok sıcak olacak, nasıl oruç tutacağız? Susuzluğa işte açlığa nasıl dayanacağız? O şeye nasıl dayanacağız falan diye. Ramazan'ın ilk günü Allah'ın yine şeyi ve hala serinliği da öyle. Diyorsun. Yani sahur vaktinden başlıyor serinlik. Biz işte bir haftadır yazlıktaydım ben ailemle birlikte. İnan sanki Ekim ayının böyle soğukluğu vardı. Yani üzerimizde neredeyse mont giyip dolaşacaktık. Evet. Ya yani kurban olduğum Allah demek ki her şeyin bir sabrını veriyor. Fakat bir tüyo vereyim. Ben gece sahurda çok fazla yemek yemiyorum. Çok az yiyip ama mutlaka 1,5 bardak süt ve ceviz. Süt 4-5 tane. Süt ne susatıyor ne acıktırıyor seni. Allah Allah. Evet, denemeni isterim. Ne susatıyor ne acıktırıyor. Bizler yaklaşık 18 saat oruç tutuyoruz. Allah herkese, hepimize nasip etsin. Bir de düşünsene bizler hani sanatçıyız, işte Ramazan'da çalışmıyoruz. Gündüz çok faal işimiz yok ama sabahtan akşama kadar çok zor çalışan insanlar var. Allah onlara yardımcı olsun. Alişan gençliğinde sanatçı olmadan önce sence ne olmak istiyor olabilir? Bir fikrin var mı? Alışan mı? Evet, ne olmak istiyordu? Neye benzetiyorum ben? Kesinlikle futbolcu olur. Tamam, o var. Ondan daha olabilir önemli. Başka bir şey. Pilot. Pilot olmak istiyordum. Ya onu bilmiyordum ya. Pilot olmak istedim. Çok vallahi. Çok istedim. Peki sen ne olmak isterdin Saydo? Vallahi futbolcu olmasaydım belki inşaat. Sanatçı inşaat olurum deme şey zaten. İnşaat. Ne? İnşaat ne ama inşaat? İnşaat ha. Ha, mühendis falan mı yani? Mühendis inşaat yani, yani öyle ha, bir şey, tamam. Şey düşünüyorum yani. Benim hayatımda hep onu şey...
Ama yine de hala devam ediyor çünkü hala gençim yani. Umut söyledi zaten bir şey. Evet. Canım benim. Ya hiç bildiğin fıkra var mı Saydu? Bildiğin fıkra var mı? Bizim Türkiye'den öğrendiğin bildiğin fıkra var mı hiç? Bugün öğrenim işte. Tamam. Bu arada sevgili Zekeriya Ünlü abim bizi izliyor. Ellerinden öpüyorum. Selamlar çok Zekeriya. Çok değerli bir aile. Aliş Hanım, Saydu'cum size de çok selamları var ve aleyküm bizi selam. Tüm izleyenlere. Allah nasip ederse haftaya sevgili Songül Karlı ve Songül Karlı ile Havuç namı değer bizim Furkan Kızılay burada olacak. Ondan sonraki haftada nasipse sevgili Zekeriya Bey ile sıra gecesi inşallah. Sakın şey yapmayın ha, çiğ köfte yapmayın. Niye? Sahurda çiğ köfte iftar yani. Bir şey olmaz adamı, yeriz ya Zekeriya abi. Yer yapar, bitirir adam. Yeriz yeriz bir şey olmaz. Allah büyük. Oradan sonra baksana ekibe bizim. Nasıl yemeyiz? Nasıl yemeyiz? Ya Reşo dayı. Neredesin Verem? Nereye gitti? Bizim Reşo dayı yaşıyor mu? Reşo dayı galiba gitti. Reşo dayı. Dışarıda mı? Çay mı götürüyor? Çay mı getiriyor? Allah bilir Reşo dayı nerede bilmiyorum da. Neyse. Bir şey söyleyeceğim. Bu şeyi Saydo'nun da bir veteresi vardı ama evet, onun üzerine biraz görelim. Konuşsak. Verdin mi? Tamam peki ne izleyelim biz o zaman? Diğer Alişan sana hazırladığımız çok güzel bir vetere daha var. Seni tebrik edeceğim bir vetere var. Nasıl başardın onu çok merak ediyorum. Evet. Efendim izleyelim Alişan'ın çok komik anları. Sabah programı yaptığı kanalda ya yerlere yatarsınız. Sabah. Fakat seni bir yerde konuşan bir magazinci şeyi anlatıyor. Ya dedi Alişan gibi bir sanatçı çok ender gelir çünkü adamda hiç şey yok dedi. Her şeyi paylaşabiliyorsun. Yayında her şeyi hemen yaşıyorsun falan ya. Onu yapmazsan zaten. Ama Asena'nın kıyafetinde çok gülmüştüm. Oynatan kıyafetinde. Efendim izliyoruz Alişan'ın çok güzel görüntülerini. Ne olur bakın. Sevgili Alişan, seninle ilgili o kadar çok malzeme var ki elimizde, resmen kahkaha fabrikası gibisin. Hadi bakalım neler varmış neler, hep birlikte izleyelim. Alişan'ın sunduğu programa konuk olan, Asena'nın kostümünü taşıyan cansız mankenle olan diyaloğu herkesi kırdı geçirdi. Tövbe estağfurullah. Kostüm düştü. Ay Allah. Bence de kapat. Gel şimdi. Gel durmuyor bu. Gel yerinde. Zamanda Fenerbahçe Galatasaray derbisi için sevgili Çağla'yla iddiaya girdi. Ama kaybetti. Canlı yayında çiğ köfte yaptı. 81 milyonun 81. önünde yemek yapacak. Girdik. Girelim benim için kolay. Fenerbahçe kazanacak diyorum. Yemek sen. Bizim işimiz. Beraberlik ikimize de yaramaz. Yesme Ceylan bu dağlarda seni topuklu ayakkabıyı sadece bayanlar giyer demeyin. Ya Alişan denerse? Oğlum bunların üstünde durmak çok zor ya. Gel. Ulan ne zor lan? Dur koşturma. Dur. Canlı yayında evlenme teklifi almak her baba yiğidin harcı değildir. Ama Alişan aldı. Ben Çağla Hanım, Allah'ın emriyle Alişan'ı istiyorum sizden. Alişan'cığım sevgililer gününde yalnız kalmana gönlüm razı gelmedi. Seni istiyorum. Kimi zaman da kendisi talip oldu. Bizleri gülümsetti. Artık bir yuva kurmak, evlenmek istiyorum. Zaten sen de biliyorsun. Herkes gibi onun da korkuları vardı. Bazen bunu iguanayı kucağında taşıyarak...
Bazen de Yusuf adlı piton ona sarıldığında bu bana sarılıyor diye çığlıklar attı. Ali sen nerede? Böyle bir yürek var mı? Nerede o? Belini sarıyor. Ulan doğru söyle. Vallahi belini sarıyor. Ay içim, ay içim. Ne oldu? Hele can dostlarımız olan köpeklerden korkmasına ne demeli? En ısıranı getirdin. En ısıranı getirdin. Hoş. Ama artık bu korkusunu yendi. Değil mi sevgili Alişan? Bundan korkmuyorum işte, bu çok akıllı ya. Söyledim. Keşke hepsi böyle. Tam ısırsa dur dese duracak, onu biliyor. Yok. Söyleyeyim mi? 14 yıldır benimle beraber çalışıyor Göker. Ne 14 güzel. Yıldır. 14 yılımı aldın. 14 yıl almayı bırak. Hayatında ilk defa çıktı oynadı ya. Hakan şok oldu arkada, sorsana. Hayatında ilk defa ya. İlk sefer. Birader ne var 14 yıldır, ne istiyorsun? Söyle, ne istiyorsun benden? SSS. Tamam, SSK prim. Başla. Yani prim, prim. Tamam, başla. Prim, üç aylık zam. Ya bana geldiğinde bu adam bekardı. Şimdi iki tane çocuğu var. Neredeyse evlenecek çağa geldi. Eda ne yapacağız? Sigorta istiyorum. Başka? İşte prim abi, zam falan. Nüfus kağıt da getir, üzerime geçsin. Tabii. Özlemciğim, canım benim, iki oğlumuz vardı, üçüncüsü de zaten burada. Özlem seni çok seviyor, çok büyük bir hanımız var çünkü. Hatırladın mı? Ay ay, ömrümü yediniz, ömrümü, yaşlandım be. Ya bak halayı nasıl biliyor Alişan, sağ olsun. Fakat bunlar eylemedi, bunlarda sıkıntı var. Ya harbi bir tane şarkı okumadın ya. Okudu abi. Reşo dayı neredesin ya? Abi okudum ya, o kadar da şey. Reşo! Değil mi? Dans da yaptım. Allah'ım yarabbim ya. Bak. Havaya girdim. Bir tane şiirim var, onu okuyayım. Oku inşallah, oku yani. Belki beğenirse Alişan transfer eder beni. Ben de sigortam yok. Müzik istiyor musun Reşo dayı? He, istiyorum. Ne istiyorsun? Şimdi bizim zamanımız öyle Facebook yok. Ben bile çıkan daha artist. Ton ne olsun? Müzikte ton ne istiyorsun? Ton kafan göre, karışık bir şey yok. Reklam yapmayalım yani, sosyal medya yok. Eskiden işte sosyal medya yok idi bizden. Ha, bir de kızı sevirsem, kızını hiç sana kadar. Ha, sen giderdik, bir sene dönme, dit gibi soyukta beylerdik. Kız çıkardı, biz peşinden giderdik. Kız eve giderdi, biz denerdik arkadaşlar sana. Neredeydin oğlum? Kızımı eve bıraktım. Kızın haberi var mı? Deli misin oğlum, belli eder mi? Ölürdük, öldürürdük ama kızın hiçbir şeyden haber olmazdı. Ve kendimizi kandırırdık. Geçen düştüm peşine. O gidir, ben gidirem peşine. Döndü caddenin en kalabalık yerinde. Ne gezsen dedi, ola peşimden. Vay sana kurban olayım. Maksızdan bağırdı, duysun herkes. Var beni aslan gibi bir seven. Hemen gönderdim anamı bacımı. Çok acı olmuş onlara sözü acı. Demiş istemirem düşsün yakamdan. Aslında beni sevir. Beni sevir de şerefsiz işte naz edir. Duydum ki nişanlanmış kuyumcunun oğluyla. Şeytan dedi bas kapıyı tut saçından. Kıyamam ki bilirim. O da beni sevir, beni sevir de benim inadıma kuyumcunun oğluyla nişanlanır. Eve geldi bir gün bir davetiye. Ula düğüne değil sanki gel ölüme diye. Sonra anladım mahsustan göndermiş davetiye. Gel beni kaçır diye. Gittim kapının önünde döydü kardeşler. Aslında o da beni sevir, beni sevir de işte naz edir. Yüreğim dar da göğsüm sızlıyor.
Koni komşu arkadan arkaya ağlayır. Anladım, bu kervan sona gidir. Dedim şimdi gelir. Gelmedi şerefsiz. Beni halda görmek istemedi. Görüşsüz beni nasıl sevdi. Bir gece teslim ettim ruhumu. Alel acele okudular selamı. Hızlı hızlı toprağa verdi döndüler. Dedim şimdi gelir toprağıma yüz sürer. Ağlar sızlar af diler şerefsiz. Gelmedi. Ben ölmüşem. Kim bilir o ne haldaydı. Bugün oldu kırkım. Mezarımda bitti otlar. Bir gül dikenlerini göğsüme saplaya saplaya çıkar. Gelmedi, gelmedi şerefsiz. Anladım Sedo, o beni hiç sevmedi, sevmedi şerefsiz. Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Ah gönlüm, içerimde derdim çok. Değer bilir şerefsiz uğruna unut sen de boş ver gönlü. Farz et seni hiç sevmedim. Farz et seni hiç görmedim. Değer mi bir kitapsıza bulut sende boş ver beni. Değer mi vicdansıza boş ver sen de unut beni. Ah gönlüm, ondan sana hayır yok. Ah gönlüm, çiçeğimle derdim çok. Değer mi bir kitap
yoksuz uğruna unut sen de boş ver gönlüm ondan hayır yok ah gönlüm içerimde derdim çok değer mi bir vicdansız uğruna unut sen boş ver gönlüm unut sen boş ver gönlüm. İyi bir re dolaşalım bir re. Güzel. Tenha gecelerde
tenha gecelerde ben eylesin teselli. Tenha gecelerde ben eylesin teselli, baykuş sesini bülbülü şeyda. Ciğerim yanıyor aney, gözlerim ağlar. Ciğerim yanıyor aney, gözlerim ağlar. Benim zavım derdim, cihan ya kahraman. Benim sadım derdim, cihanı dağlar aman aman. Yesme Ceylan bu dağlarda, seni ağlarlar. Alaydan vaydan yanarda, ayrı koyarlar. Seni avlarlar, anaydan babaydan yarlar. Thank you.
yap, 5000 dolar nakit öderim. Aynı hızda, gel. Aynısı istiyorum. Yemek yiyoruz yani. İftarda. Ondan sonra çok kısa bir süre tekrar sahurda yiyoruz ya. Acayip şekilde hem diyaframı zorluyoruz hem şey yapıyoruz. Yok, o yüzden hani nefes almakta, nefes vermekte acayip zor. Ne diyor biliyor musun? Böyle ya buradan okuyor diyor. Ben sanatçı olmak istiyorum. Sağ ol kardeşim. Yok acayip abi. Ağzına sağlık. Zor zor yemek çok yani. Yiyoruz, çok şey yapıyoruz da inan senin de aynı şekildedir. Zorluyor ya. Tabii ki ister istemez zor. Doğru çok çok fena. Ben aldı. Senin bütün mikrofonlar her şeyini de aldı. Benim mikrofonlar tabii baksana. Allah'ını seversen mikrofonun biri burada. Biri burada. Hangisi çalışıyor arkadaşlar? Benim sesim geliyor mu? Bu arada buradan devam edeyim. Ne yapayım? Dağıldım çünkü ya. Bu kadar oyna normaldir. Ya bir de ben spor giyseydim keşke böyle biraz klasik olunca ayaklar falan filan şekil oluyor. Sayın hocam peki bu aralar ne yapıyorsun? Yani sen ticaretle uğraşıyorsun zaten değil mi? Hayatında ticaret var. Menajer olmak mı istiyorsun? Futbolcu menajeri olmak istiyorsun derken futbolcu menajerliğine mi hazırlanıyorsun? Var mı şeyler şu anda? Ya şimdi şöyle, zaten futbol içinde kalmak istiyorum. Aynı zamanda ticaret olarak da yapıyorum da Kamerun üzerinde. Ama ya şöyle bir firma şirketi yani öyle bir şey var yani. Futbolcu böyle getiriyorsun buraya. Tekstil mi? Ya tekstil üzerinde değil. İnşaat üzerinde yani. Az önce de söyledim bir gibi yani. Ama yine futbol üzerinde de kalmak buradan istiyorum. Buradan mı Kamerun'a götürüyorsun? Kamerun'dan buraya. Ya Kamerun'dan, buradan Kamerun'a şey oluyorum. Ha, buradan Kamerun. Ha, aynı zamanda futbol içinde kalmak istiyorum tabii ki. O yüzden şimdi karar verdim yani. Sonuç menajer daha yakın mesela benim tabii için. Hepimizin bildiği bir şey var. Sen, senin Hacı ile Yıldız'ın pek barışmamıştı. Hatırladığımız kadarıyla böyle. Bunun bir sebebi var mı? Hani çok özel değilse yıllar geçti yani Hacı de sevdiğimiz bir futbolcu neticesinde Türkiye'de iz bırakmış insandır. Sen de öylesin ama hani bunun bir sebebi var mı? Neden aranız bozuldu böyle? Ya bir problem oldu zannetmiyorum ya. Zaten futbolcular her futbolcu sevdiği hoca sevdiği oyuncular var. Yani tercih ettiği oyuncular var. O yüzden öyle bir şey yaşadım Hacı'yla. Hacı teknik direktörün. Ya teknik direktör şeyde oldu. Oldu dönemde. O ben yüzden ben oynatmıyor beni. O yüzden yani bir problem de değil yani. Ama tabii ki basın olarak herkes futbol o kadar peki seviyor ki ülkede. Peki niye erken bıraktın sen futbolu? Sen hala oynayabilirdin. Ya şu biraz şey oldum ya. Sıkıldın mı? Ya sıkılma değil. Sivasspor'da en son Sivasspor'da transfer oldum. Evet. Ama sadece 6 ay kaldım orada. Şöyle, yeni teknik direktör geldi, Rıza Hoca gelmiş. Aha. Beni istemiyor dedi. Seni kimse istemiyor seni de. Vallahi istemiyor dedi. O yüzden ondan sonra ben de... şey yaptın artık, dedin ki yani gücüm, kuvvetim hani daha fazla bitmeden ya var ya mi? Ya şöyle işte biraz üzüldüm yani. Üzüldüğümden dolayı o yüzden bıraktım. Yoksa... Yani bir halde savaşlar çıkıyoruz. Yok öyle yani bir de beni tanıyan bir insan yıllarca bana söyledi. Bazen elektrikler uymaz. Ya uymaz işte dediğim gibi o yüzden. Şimdi düşünsene Alişan çok eski dönemlerde hani daha yeni çıkış yaptığın dönemlerde önünü kesmeye çalışan böyle kapatmaya çalışan ne kadar insan vardı. Hilmi Topaloğlu Allah tabii Allah rahmet eylesin. Olsun. Tabii. Senin için çok değerli bir insan. Tabii ki doğru. Mekan cennet olsun Allah nur içinde yatırsın. O da bizim teknik direktörümüzdü, öyle söyleyeyim. Çok, aynen öyle. Tabii. Sen, değerli Alişan. Mahsur Kırmızıgül, Özcan Deniz. Yemekti ya benim sesim. Arkadaşlar mikrofonu dağıttım onun için özür dilerim artık böyle konuşacağım. Çünkü halaylarda mikrofon dayanmıyor bana. Mahsur Kırmızıgül, Özcan Deniz, Haluk Levent. Ama siz üçünüz çok
hani bir arada, her yerde bir aradaydık. Çünkü komple yani aynı firmanın sanatçıları olduğumuz için. Daha çok sanatçı vardı ama genelde bir yerde olduğunda mesela hep ama o firmanın altyapısından yetişen hani altyapıydı o. Şey kaybolmadı ama değil transfer. Mi? Mesela şu an Mahsun abiyle falan hala muhabbetiniz devam ediyor. Yani tabii ki eskisi gibi. Eskisi gibi görüşemiyorsunuz. Yani tabii. Ama yani bir yerde görüşürsek ya da işte bir şey yok yani. Filminin galasına davet etmişti. Orada görüşürüz. Özcan Deniz'i? Onunla çok görüşemiyoruz. Onunla çok görüşmek istemiyoruz. Ya neden bazen çok böyle olur? Yani buradan hani kimseye tabii bir şey söylemiyoruz. Neticesinde ben Mahsun abiyle tanışıyorum. Ama Özcan Deniz'le yok ben açıkça söylüyorum. Yani ben açıkça söylüyorum her yerde. Ya o da şey vardı işte sinirlendi. Yok öyle bir şey öyle bir şey değil ama. Yok sen saygılı adamsın zaten. Yok öyle bir şey asla olmaz ama hani olmuyor yani olmuyor anladın mı? Başkan biz çok özel zaten çok özel de değiliz. Çok özel de değiliz. Benim mikrofon falan her şey dağıldı. Program sonuna doğru da geldim. Bir şey daha soracaktım aslında da. Söyle. Karambole gitti. Benim... Aslında size Dart'la son bir final yaptıracaktım ama kısmet olmadı. Neyse olsun önemli. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ayşancığım ayağına yüreğine sağlık. Ağzına sağlık. Ben teşekkür tekrar... ediyorum. Rabbim seni ailene, yuvana, sevdiklerine bağışlasın. Amin amin hepimizi. Ben tekrar... Hayır yetişle. İnşallah. İnşallah. Tekrardan ben hayırlı Ramazanlar diliyorum. Göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Artık üçüncü günü bitirdik. Yarın dördüncü günü inşallah tutacağız. Allah herkesin tuttuğu oruçları, herkesin ettiği duaları kabul etsin. İnşallah. Ben de şu anda işte yeni albüme yavaş yavaş girdim. Ben de bayramdan sonra işte Ağustos sonuna doğru falan böyle çok bir... Çok teşekkür ediyorum sana. Ayrıca çünkü 4-5 yeni albüme gelen şey kimse çıkmaz normalde böyle programda olmaz benim, ama gerçekten sen başka... Bende hala bütün mesajların saklı. Yağız'la alakalı kardeşim olan hepsi. Kardeşim estağfurullah olur mu? Sen ne zaman çağırsak geldin? Allah razı olsun. Her zaman bizde var. Sağ olasın. Ben de o yüzden gelmek zorundayım. Eğer ufacık kalbimde artır, şey varsa, vefa veya şey duygusu yok, varsa. Yok sen vefalı tabii insansın. Bu sene artık evlenme yılı. Seni evlendirip çocuğu İnşallah, sayın. İnşallah. Nasıl? Demenimiz o, inşallah. Bir tane kameranın akraban makraban yok mu böyle? Sen uzaktan gitme ya. Buradan daha şey. Buradan sen daha değerli insansın burada. Ya kardeşim. Sevgili. İnşallah. Sevgili Sait Hocam sana da Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ailene, yuvana, buradan yengemize, çocuklarımı çok öpüyorum. Abi çok teşekkürler. Sait zaten artık bizden biri olmuş. Aynen öyle. Ben sordum mesela. Ya şimdi. Pasaportu var mı diye Türkiye Cumhuriyeti olmasını da isterdim. Çünkü artık bizden daha. Ya bunun için bizden çok düşünüyoruz, uğraşıyoruz da ama son artık zamanı geldi. Ya bence bu işe biraz sevgili Mehmet Ali Yılmaz başkanımdan rica ediyorum. Biraz bence şey yaparsa kesinlikle bu iş çözülür. Biz Saydo gerçekten Türk vatandaşı. Ya abi çok sağ olsun yani. Bunu Saydo'nun oturma izni bitmiş dışarıda polisler bekliyor ama olsun önemli değil. Biz alıp getireceğiz. Bu arada bugün ring yaptık sevgili Erkan Umur'un orada. Evet. Erkan Engin arkadaşımın. Papen Mustafa sana da çok teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım. Fakat orada sağ olsun Hasan'la Ender Usta yaptığınız şey kırıldı birader tamam mı? Doğru biraz sağlam yapın. Konuşuyorsunuz abi dizi söylüyorum işte ama onların yüzünden oldu. Çok teşekkür ederim. Son olarak güzel bir eser hadi hep beraber veda edelim. Efendim yayında emeğe geçen bu işin kapısından mutfağına çalışan tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler sunuyorum. İnşallah hep birlikte hep beraber olmak ümidiyle sevgili orkestra arkadaşlarıma TVM ekranlarından bu gece final gecemiz bu gece için tabii ki haftaya Allah nasip ederse 23.15'te sevgili Songül Karlı ve Furkan Kızılay yani Havuç namı değer onunla birlikte olacağız inşallah eğlence devam edecek. Her şey gönlünüzce olsun inşallah haftaya pazartesi buluşmak ümidiyle hadi gülüm benim diyelim güle güle gidelim bence yani ne dersin? Saydo da biliyordur kesin gülüm benim yani. Veda edelim gidelim hadi bakalım. Sahur. Hoppa!
Canım oynayacaksın saydo. Canım benim ayırmasın Allah bizi. Budur inan sevdiğim. Gülüm benim, gülüm benim. Derdim aşkım. Canım benim ayırmasın Allah bizi. Budur inan sevdiğim. Saydo hem söyleyeceksin hem saydıracaksın. Ali Şan ve Saydo ve Reşo dayı. Her şey yarışı olsun.